Evet sevgili dostlar, Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarları ve kanalımızı takip eden diğer takım taraftarları hepinize selamlar olsun. Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Şimdi farklı bir giriş yapmak istiyorum. Öncelikle Olympiakos Juan Mata transferi öncesinde Galatasaray'ın gündemine gelen James Rodriguez ile anlaşmaya varmış ve James Rodriguez bugün yarın artık ya da dün Yunanistan'a gidip kontrollerden geçtikten sonra Olympiakos'ta kiralık sözleşmesi imzalayacakmış. İyi de hocam bize ne? Buradaki olay şu. Bazen Aziz Yıldırımlaşıyorum. Bazen Ali Koçlaşıyorum. Bazen Rambo Okanlaşıyorum. Ama haksızsam haksızsın diye. Bakın yine söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Ya hiçbir Galatasaray'da çıkıp da ulan 50 yaşında çöpü aldık, Matay'ı kitlediler, Hames Rodriguez'i alamadınız, şöyle istifa, böyle istifa demez. Demez. Bizimkiler der. Fenerbahçe tarafları der, der. Harbi söylüyorum der. Ama hocam adamlar işte Mertens'i aldı, bilmem Icardi'yi aldı falan diyeceksiniz. E biz ne alıp boru mu aldık? 12 tane transfer yapmış Fenerbahçe. İçinde bir tane buruma kötü çıktı diye Gustav de dahil edeyim hadi. Size göre kötü çıktı diye yerin dibine sokuyorsunuz. Ama bak adamların kaç tanesi iyi çıktı? Kaç transferi iyi çıktı? Sağ e transfer yaptılar. Bence hiç gerek yoktu. Sakaboy, ben hep söyledim size. Türkiye Ligi'nin en iyi sağ biri diye. yaptınız. Bak Aramızdaki fark bu. Ersan diyor ki bana ya hocam diyor ben çöpe çöp derim iyi iyi derim. Demiyorsun kardeşim. Sabit bir fikriniz var. Şu kötü diyorsun onun üzerinden gidiyorsun. Bak arkadaşlar size şöyle bir örnek vereyim. Bir gemi dolusu adam düşünün. Bu adamların hepsi çok kötü bir adam. Ama işlerinde bir tanesi var. Müthiş bir insan. Yani müthiş bir insan. İnsanlığa büyük faydası var. O gemiyi batırsanız insanlığa iyilik mi etmiş olursunuz kötülük mü? Hocam hepsi kötü bir iyi. iyilik etmiş olurum herhalde dersiniz. Değil abi. Bir tane masum, mazlum iyi bile olsa o kadar cani katledilmez. Tam tersi hepsi çok iyi. Bir tane cani var. Yani o gemiyi e, batırsanız doğru mu olur? Olmaz. Ya eğriye eğri deyin, doğruya doğru deyin. Mesela Yusuf Demir olayı. Bak Galatasaraylıların adamlar nasıl bir algı yapıyorlar? Bak Cem Dizdar diyor ki Yusuf Demir Avusturya vatandaşı. Ben daha çok yurt dışına çıkmadım. Bilmiyorum kuralları ama Avusturya'da ikinci vatandaşlık yokmuş. Yani çünkü çifte vatandaşlık durumu olmuyor diyor Cem Dizdar. Bu yüzden Türk olarak oynayamıyor. Ya yani dalga geçilir gibi konuşuyor diyor. Merak edip insan sormaz mı? Annesinin babasının Türk olması yetiyor mu demiş. Ezgi Can Alioski'nin Bayrampaşa'da akrabalar varmış arkadaşlar. Ben bilirim mesela Şirin evlerinde çok kaldım. Yeni Bosna'da bir sürü göçmen ve Bulgar göçmeni var. Benim de bir sürü Bulgar göçmen arkadaşım var. Levski Sofyalı falan. Şimdi bu kadar saçmalığın üstüne bir de Beşiktaş'ta saçmalı. İnanılmaz bir saçmalık. Yani dünya tarihi eğer bu saçmalığı duysa herhalde dünya saçmalık e, ödülünü bu arkadaşa verir. Üstelik bunu yazan kişi bir spor yazarı. İstanbul Spor'un bu haftaki maçı Vodafone Park'ta oynaması ve tribünleri Beşiktaş taraftarına komple açmasının ne sakıncası olabilir demiş. Maç <laughs> İstanbul Spor'un sahasında. <laughs> Ama diyor ki Vodafone Park'ta oynansın tribünlerde Beşiktaş taraftan komple açılsın diyor. Hem yüklü gişe geliri hem de centilmenlik olur diye düşünüyorum demiş. Bence şöyle yapalım. Maç Beşiktaş stadında oynansın. İstanbul Spor sahaya çıkmasın. Hükmen yenik sayılsın. Ama tribün gelirleri artı Beşiktaşlar taşlarda 3-5 beş ceplerinden ne çıkarsa e, hani Başka maddeye verecekleri parayı ona versinler. Şe i̇şte, sigara e, tine, e, yani falan almasınlar, türevlerini almasınlar. Onun parasını versinler. Daha mantıklı olur. Mesela şunu da yapalım. Haftaya sanırım Beşiktaş Fenerbahçe maçı iki hafta sonra ya da o maçta Kadıköy'de oynansın. Hem yüklü gişe gelir olsun, Hem centilmenlik kazansın. Olmaz mı ya? Bence olur ya. Ya arkadaşlar, gerçekten insanlar ne içiyorlar da bu tip yorum yapıyorlar. Anlamak imkansız ya. Ya geçen sene ee, yok geçen sene diyorum. Bu sene mesela Konya Spor'un zemini kötüydü. Onlar da şey diyordu. İstanbul'da oynansın. Fenerbahçe, Fenerbahçe maçındaki ikinci devredeki maç böyle sayılsın. Oldu Fenerbahçe 3 hafta arka arkaya deplasmana ikinci yarı. Ya çok çok saçmalık. Daha saçmalıklar da ülkemizde çok fazla var. Mesela Sivas Spor. Kulüj maçına 3'ü kaleci 16 kişilik kadroyla gidiyormuş. Sonra diyorlar ki ülke puanı da ülke puanı. Sonra diyorlar ki Şampiyonlar Ligi'nde takımımız yok. Hakan Aslan yok. Ziya Erdal, Robin Yalçın, Mustafa Yatabare, Kader Keita, Leke James, Erdoğan yeşiliyor. Bence PAF takımıyla falan gitsin. Ya madem puan alma niyetiniz yok. Niye Avrupa'ya gittiniz ya? Madem puan alma niyetiniz yok. Yani arkadaşlar yanlış anlamayın beni. Ben kollama, şike, şu bu istemiyorum ama büyük adı verdiğimiz takımların Avrupa'ya katılmadığı yıllar. burada arada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'tan bahsediyorum. Niye üçünden bahsediyorum? Trabzon'da geçtiğimiz senelerde benzerini yaptı. Gidip orada rezerv takım çıkarır gibi takım çıkarttı. Lige odaklanayım diye. Alın abi. ya yani büyük takımlar dediğimiz takımların Avrupa'ya gitmedi her yıl Türk futbolu için felaket. Ya bunun bir cezası olması lazım ya. Gerçekten bunun bir cezası olması lazım. İlginç ya. Vallahi ilginç. Ben, ben sinir oldum ya. Ben sinir oldum. Şimdi Fenerbahçe'nde Ren maçı var. Biliyorsunuz. Fenerbahçe'nde Ren kadrosu belli oldu. Yani bilginiz olsun. Kurallar bize ne çerçevede kadro çıkarabiliyorsunuz diyorsan Jorge Jesus o ölçüde Ren'le oynanacak takım e, maçın kadrosunu belirledi. Şimdi e, biliyorsunuz Avrupa Ligi'ne Mecburi olarak yazdırılamayan Lemos, Novak, sakat olan Nazım Sangare, tercih edilmeyen Buruma ve 24 kişiyle sınırlı olduğu için yazılamayan Serdar Dursun'un dışında genç Çağatay Kurukalp da yazılamamıştı. Ki Çağatay'ı falan çok önemsediğinizi zannetmiyorum yani alt futbolcu diye, yani alt yaş kategorisinde oynayan futbolcu diye. Bunların dışında 24 kişilik kamp kadrosu açıklandı. Altay, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Bayat. Kaleciler Osayi Samuel Atilla Sarayi Serdar Aziz diye gidiyor. Yani eksik cezalı isim yok arkadaşlar. Hocam hangi 11 ile çıkar? Hocam hangi 11 ile çıkar? Hangi 11 ile çıkar yerine ben size başka bir şey söyleyeceğim. Ee, onu da belirteyim. Şimdi Jesus oyunculara demiş ki Ren'i yenin lider çıkalım. Bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin Ren'i yenebileceğine inanıyor musunuz? Ben inanıyorum. Hocam çok güçlü adamlar diyenler de var. 5 atarız diyen de var. Şimdi çok güçlü diyeni bir yerde anlarım. Çünkü transfer markete göre Ren 270 milyon euro. Fenerbahçe 180 milyon euro. Dinamo Kiev 110 milyon euro. AYK Larnaka 14 milyon euro. Şimdi <laughs> yanlış anlamayın. Çantada keklik hesabı bakarak Larnaka'dan iki maçta 6 puan alırsak 3'te Kiev'e çaktık 9. Tamam 9. Ya kalan Kiev maçlarından işte en maçlarından 3 puan da alırsak 12. Yeter diyen de var. 18 almamız lazım bu gruptan 18 alamıyorsak Avrupa bizim neyimize diyen de var. O arkadaşlar lütfen içtikleri maddelere dikkat etsinler. Ee, yani sentetik maddelere dikkat etsinler. içmesinler. Onu söyleyeyim. Yani böyle bu grup 18 puan alınabilir bir grup değil. Yanlış anlamayın. Ha alınabilir mi? Alınabilir. Ona da lafım yok. Alınabilir. Ama ben şunu söyleyeyim. Keşke Fenerbahçe R'ni yense. AYK'larla naka maçına Arda Güler'le bir kadroyla çıksak, o maçı da kazansak. Yani 9 puanla çıksak, kalan 3 maçın 3'ünde de Arda Güler'i izleriz. Kalan 3 maçın 3'ünde de rotasyonlu kadrolar izleriz. Hocam az önce diyordun ki Avrupa puanı çok önemli. E yine önemli, önemsiz değil ki. Fenerbahçe gruptan çıkmış olacak. İnşallah. Ve e, 621 bin euro getirisi var. Bakın 621 bin euro. Hani TL bazında şöyle söyleyeyim size tam olarak anlayın diye söylüyorum. Süper Lig'de hemen hemen 4 maç kazandığında aldığım para arkadaşlar. Bir galibiyet. Yani 6 maçı da kazansan 6 maçı da kazansan Süper Lig'de 24 maç kazanmış parası elde edeceksin. Yani 72 puan almış bir takım parası elde edeceksin arkadaşlar. Aşağı yukarı. Yani 60-72 arası puan diyeyim. Çok ilginç değil mi ya? Ya tuhaf gelmiyor mu ya? vallahi bana çok tuhaf geliyor. Çok enteresan geliyor. Onu da söyleyeyim. Ha, Jesus demiş ki oyunculara. Rem maçında alınacak galibiyet grup liderliği için önemli demiş. Eminim Jesus bunu dememiştir. Çünkü dersine çalışmıştır. Rakibin artılarını, eksilerini anlatmıştır. Avrupa takımlarının genellikle sisteme dayalı disiplinli oyun sergilediklerini anlatmıştır. Maçın başından sonuna kadar plana sadık kalın demiştir. Oksere 5-0 yendiği maçı hatırlatmıştır. Savunma oyuncularını uyarmıştır bak şöyle böyle diye. Yani basit hata istemiyorum demiştir ama büyük güç pres. Şimdi Fenerbahçe'nin renk karşısında en büyük silah agresif hücum presi. Herkesin bekledi bu. Ben de farklı düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bence renk karşısında en büyük silahı şapkadan tavşan çıkaracak Forvet'i destekleyecek futbolcular. Bence Fenerbahçe yeterli pres yapmayacak. Yeterli hücum presi yapmayacak. Fenerbahçe bence şapkadan tavşan çıkartacak futbol sergilemeye çalışacak. Çünkü Süper Lig'de rakip yaralında en fazla top kapan takımız Avrupa Kupalarında da bunu taşımaya çalışıyor diyor. Ben zannetmiyorum. Ve Fenerbahçe'nin plana sadık kalması gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer iddia da Jesus'un Ren planı hazır. Erken gol diyor. Bir kere şunu söyleyeyim. Avrupa Ligi maçındasın. Deplasmandasın. Erken gol, geç gol, şu gol, bu gol. Golvar.com falan çok önemli değil yani. Avrupa Ligi'ndesin. Tetikte olman lazım. Bu adamlar öyle adamlar ki. Hani yaparken gözünü kapattığın anda başında biterler. Bakın gözün nefes alırken gözünüzü kapattığınız anda başında biterler. Şunu söyleyeyim bir kalıp olarak oturtalım. Avrupa takımları Avrupa maçlarında yani bizim Türk takımları oynadıkları maçlarda nasıl oynarlar? Topu bazen sana verirler, bazen seni oynatırlar. Şunu yaparlar, bunu yaparlar. Kalene 3 kere gelirler. Atabildikleri kadar gol atar, giderler. Yani Avrupa takımları tek atan takımlardır. Tek atar, maçı alır giderler. Fenerbahçe lig, gruptaki bütün maçlarını kalan 5 beş maçın 5'inde 1-0 kazansa, 18 puanla lider çıksa. Artısını eksisini tahmin edebiliyor musunuz? Bir kere piyasa, üst şeye çıkma, e, son 16'ya çıkma, maddi gelir, manevi gelir, scoutinglerin izlemesi vesaire. Anladınız mı? Avrupalılar işte bunlarla ilgileniyor. Biz ne yapıyoruz? İyi futbol olsun. Rakibi dövelim. direktlerden döndürelim. Şöyle yapalım böyle yapalım. Ya tabii ki de iyi futbolda istiyoruz ama öncelikle sonuç. Sonuç sonuç sonuç. Fenerbahçe'nin Dünya Kupası başlığına kadar geçen saydım yanlış hatırlamıyorsam 13 tane maçı var. 13 tane maçın 13'ünde 1-0 kazanalım. Umurumda değil. 1-2 maçta iyi oynayalım. Öbür maçlarda eh işte oynayalım. Hepsini 1-0 olsun kazanalım. Bakın bakalım Dünya Kupası'ndan sonra Fenerbahçe nasıl dönüyor? Şimdi Jesus diyor ki Ren karşısında erken bir gol atalım, atalım. Maçı koparalım. Zaten Kiev galibiyetinden başlanıldı. Grup mücadelesi var. Herkes Ren'i favori gösteriyor. Fenerbahçe'nin amacı lider çıkmaktır. Fenerbahçe'nin amacı lider çıkmak şu bu değil. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Çünkü Fenerbahçe oyun planını şekillendirip bir şeyler yapma peşinde. İlk ile ilgili 3 tane bilgiye sahibim. Ee, sizinle de paylaşayım. 1. Başdoğayı, 2. Osayi Samuel, 3. Serdar Aziz. Üçünün %100 olarak ilk 11 başlayacağını söyleyenler var. Ee, duyumu olarak, yanlış anlaşılmasın, duyum olarak söyleyenler var. Bilmiyorum ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır. Söyleyenler var. Umarım doğru çıkar. Şimdi, Fenerbahçe planı galibiyet üstüne kuruyor. Kiev, Galibiyet için çıkılacak bir maça dönüşüyor. Erken golle maç koparmak istiyor. Hızlı hücum uyarısı. Merak ediyorum yani siz Ren'i niye bu kadar çantada keklik görüyorsunuz? Şiddetli presle rakibin oyun kurmasını engelleyelim falan. Bu taktik ligde işler. Bu taktiği Ren maçında işletebiliyorsan not tırnak içine söylüyorum. Bunu zaten Ren maçında işletebiliyorsan Jorge Jesus sundur. Yani hızlı atakları konusunda uyarmış rakibin. Hemen hemen karşılaştığımız bu. Rende sakatlıkları var bazı futbolcuların. Santa Maria, Arnold, Kalimeondo, varnet Omari evet. ve Jeremy Doku Fenerbahçe maçında yoklar diyor. Zaten arkadaşlar yanlış anlamayın ama ben de e, takip ettiğim, hafif izlediğim kadarıyla şu bilgiyi vereyim size. Sadece Santa Maria önemli bir sakatlık. Hatta takımın bel kemiği Omari zaten yedek stoper, yani 3. stoper. Üçüncü stoper. Onun çok bir önemi yok. Ama Santa var ya. Hani biz Allah muhafaza bizdeki Crespo gibi. Ha şunu söyleyeyim. Jeremy Doku 20 milyon euro piyasa değeri var. Kalimendo onun da 18 milyon euro piyasa değeri var. Yani baktığınız zaman 38 milyon euro sadece hücum hattında 14 milyon euroyu da sayalım. 48-52 yaptı Santa Maria ile birlikte. Hadi o da saralım. 60 milyon euro. E bu adamlar zaten 270 milyon euro. Düşünün yani yedekte e, sakat olan futbolculara. Bu takımda ben şunu söyleyeyim size. E, karşılaştığımız takımlara nazaran güçlü bir takım. Şu ana kadar bence sezonda en güçlü rakibimiz karşılaştığımız. Ha o kadar yere göğe sığdırılmayacak kadar güçlüler mi? O konuda bir şey söyleyemem. Ama çöp ilan edilecek kadar zayıflar mı? Değil. Yüksek riskli maçı ilan edildi UEFA tarafının. 250 ila 300 civarında polis ve jandarma gücü. 20 hızlı müdahale timi. 160 güvenlik görevlisi. 40 kurtarma görevlisi. Bir de imam. Yok imam yok pardon. 360 stat içi komiser görev yapacakmış. İmam ne alakalı? Cenaze mi? Yani durumda böyle ama ben size 3 tane duyum söyledim. Başlığa iyi. Osayi, Serdar Aziz. Bu üçünü unutmayın arkadaşlar. Arda Güler'in 11 oynayacağını söyleyenler var. 11 bence Arda Güler değil de İrfan Can Kahveci oynayacak. Hani bu benim şahsi fikrim. Hocam sen olsan Arda'yı oynatır mısın? Ben kendi yorumumu yapmayayım. Ben farklı bir insanım. Çok farklı düşünebilen bir insanım. Kendi yorumumu yapmayayım. Bu arada Alex de Sozan'da 14 Eylül doğum günüydü. Onu da geçmiş doğum gününde kutlamış olalım. Alex benim için efsanedir. Ya hocam Alex'i sorma ya işte heykelin açıldı sonra son golünü Marsilya'ya attı. <laughs> sonra işte Aykut kocaman hedef gösterdi sözleşmesi feshedildi falan filan. Bazı şeyleri bilmemeniz bilmenizden daha iyidir. Ee, bunu söyleyeyim. Yani bazı şeyleri bilmemeniz daha iyidir. Şöyle anlatayım size bir ameliyat geçiriyorsunuz. Ameliyatta sizi narkozda uyutuyorlar. Uyanık olsanız şöyle karnınızı görebilseniz. Yani yalvarırsınız keşke beni uyutsaydınız diye. Bazı şeyleri bilmeniz iyidir. Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin efsanelerinden birisidir. Efsane oyuncularından birisidir. Teknik direktör olarak şampiyonluk kazandırmış hocalarından biridir. Alex de Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından birisidir. yani Emre Belözoğlu efsane futbolcularından birisidir. Rıdvan Dilmen şöyledir böyle hani tek tek saymayalım. Bu kadar bilelim yeter. Fenerbahçe yeter ki iyi yerlere gitsin, iyi günler görsün. Bu kadar söyleyeyim. Maç başlayana kadar ısrarla şiddetle rica ediyorum. Totem mutem demeyin arkadaşlar. Biz sadece deniyoruz. Şura 26.400 olsa yani abone sayımız 26.400 olsa inşallah maçı kazanırız. Şiddetli bir şekilde 2-0 skoru içime doyar. inşallah kazanırız. 1-0 da olsun kazanalım. Ben kazanma taraftarıyım. Ama çok zor maç olacak. Görüşmek üzere.